Selamun aleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok yaşıyorum. Çok sağ olun. Maşallah. Sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Böyle bir inanca, böyle bir dava anlayışına sahip olduğunuz için. Çünkü biz hepimiz biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Bize Özbek de deseler, Türkiye'li de deseler, Kıbrıslı da deseler, Kırgız da deseler, Kazak da deseler, Azeri de deseler, neticede hepimiz Atatürk'ün ifade ettiği gibi ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin içerisinde bir milletiz ve bir soydanız. Bundan vazgeçmemiz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmememiz demektir. Dolayısıyla biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslümanız şeklindeki inançla bugüne kadar yetiştik ve geldik. Doğu Türkistan'daki İsa Yusuf Alptekin benim öz ve öz kardeşimdir. Haydar Aliyev benim kardeşimdir. Bütün yani Türk devletlerinde hepsi bizim kardeşimiz. Şeyh Şamil Kafkas Dağı'nda, Tanrı Dağı'nda Kürşat benim kardeşimdir. Türk milletinin insanları her yerde kahraman olmalıdır. Siz böyle Türk dünyasının kadın birliklerini oluşturmakla lider insanlarsınız. Öncülük ediyorsunuz, önderlik yapıyorsunuz. Şair ne dedi? Kahramanlık ileri atılıp geri dönmemektir. Kahramanlık bayrağı yere düşürmemektir. Dolayısıyla kadın erkek ayrımı hayır, öyle bir şey olamaz. Hepimiz birer bayrağız. Türk milletinin birer bayrağıyız. İster kadın olsun, ister genç olsun, ister erkek olsun, bizler hepimiz de Türk milletinin bayraklarını taşıyacağız. Türk milletinin bayrakları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı da aynıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da aynıdır. Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan hepsinin bayrakları bizim için milli bayraklardır ve milli sembollerimizdir. Bunları her yerde gururla ve şerefle taşımayı bileceğiz. Ama maalesef inkar edenler de çok oluyor. Yani biz dünyalıyız diyorlar, biz dünya insanlarını seviyoruz, biz temel insan haklarını savunuyoruz diyorlar. Ama bakın neler çıkıyor. Gazze'yi bugün ne hale getirdi? İsrail Siyonizmi. Amerika destek veriyor, İngiltere destek veriyor. Avrupa'nın lider ülkeleri destek veriyor. Soykırım uygulanıyor. Dolayısıyla biz hepimiz her yerde sesimizi yükseltmeliyiz. Gücümüzü birleştirmeliyiz. O zaman Türk birliği daha güçlü olacak. Gaspralı İsmail'in söylediği gibi dilde, fikirde, işte birlik halinde olmalıyız. Dilde birlik belki gecikebilir. Yani tekrar yeniden komünist emperyalizm, Sovyet emperyalizminden dolayı dilde birliği kolay kolay sağlayamayabiliriz. Ama fikirde, İdealimizde ve işte birlik, bunlar yavaş yavaş dilde birliği de arkasından getirecektir. Çünkü herkes milli şuur halindedir. Herkes itirak ediyor. Herkes itirak etmeseydi Türk Devletleri Teşkilatı kurulmazdı. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğuna göre demek ki hepimiz milliyet konusunda bir farklılığımız yok. Devletlerin adı farklı olabilir. Ama önemli olan itirak etmektir. Ülkü birliğine varmaktır. Ülküsüz insanın çamurdan farkı yoktur. Ülkümüz olacak. Her Türk'ün ülküsü olacak. O ülkü de Türk birliğidir. Türk devletlerinin dayanışmasıdır. Türk devlet ve topluluklarının birliğidir. Birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Ağlarsak biz ağlayacağız. Sevinirsek biz sevineceğiz. Başkalarının bizim için sevinmesini beklersek sevinmezler. Üzülmesini beklersek de üzülmezler. Öyle bir dünya yok yani. Bakın nasıl soykırım yapıyorlar. Bosna Hersek'te nasıl soykırım yaptılar. Kıbrıs'ta geçmişte 74 öncesinde nasıl soykırım yaptılar buralarda. Hocalı'da katliam yaptılar. Dünyanın kıpırdamadı. Ama ben Hocalı katliamı
olduktan sonra buralarda hem yürüyüş yaptık, hem bütün etkinlikler düzenledik, hem her yıl Hocalı katliamının yıl dönümünde Cumhuriyet Meclisi'nde söz alıp konuşma yapıyorum. Yürüyüşler yapıyoruz, konferanslara katılıyoruz. İstanbul'da yürüyüş ve miting oldu, çıktım ta buradan Azerbaycan için İstanbul'a gittim. Allah rahmet eylesin, Kandire Paşayeva da orada vardı. O da konuşma yaptıydı, ben de konuşma yaptıydım. Nur içinde yatsın. Büyük bir idealist evladını kaybetti Azerbaycan. Ama yola devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Dünya beşten büyüktür. Gerçekten büyüktür. Bizim için en büyük Türk dünyasıdır. Ve bu Türk dünyasının içerisinde Türkiye lider ülke durumundadır şu anda. Ve liderliği iyi yaparsa Türkiye, Türk birliği mutlaka daha güzel günler görecektir. Şu anda o yolda ilerliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de anayasal ismiyle gözlemci üye olmuştur. Bu bizim için çok büyük sevindirici bir gelişmedir. Azerbaycan Devlet Başkanı ve Özbekistan Devlet Başkanı bizim Cumhur Reisimizle de görüşme yapmıştır. Bu da çok sevindirici bir gelişme olmuştur. Mutlaka bunların önü açılacak. Mutlaka bu yolda ilerleyeceğiz. Aldanmak yok. Bunu unutmayın. Aldatmayalım ama bizi de kimse aldatmasın. Bu yolda böyle ilerleyeceğiz. Mutlaka hedefimize ulaşacağız. Zaten şu anda çok şükür Allah'a. Eskiden bir şey söylediğimizde ya bunlar diyor hayalci, bunlar Türkçü, bunlar Turancı, bunlar işte şey böyle gerici, bunlar bilmem ne. Şimdi bakıyoruz mecbur kalıyor. Onlar da aynı sözleri söylüyorlar. Ama dikkat ediyorum. İnansızdırlar daha hala daha bazıları ve şok içerisindedirler. Şoklarını yaşıyorlar. Ama biz Türk Birliği'ne inanıyoruz. Kızıl Elma'ya inanıyoruz ve yola devam ediyoruz. Hepiniz şeref verdiniz. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.